Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi adına teklif ettiğimiz kanun teklifi hakkında konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, malumunuz gelişmiş ülkelerin uzun vadeli gelişme ve kalkınma plan ve programlarına bakıldığında odaklanmanın genellikle nitelikli insan kaynağına yönelik olduğuna tanıklık etmekteyiz. Bunu da gerçekleştirmenin yolu doğrudan eğitim ve öğretimden geçmektedir. Dolayısıyla bizim gibi genç nüfus potansiyeli yüksek bir ülkenin gerçekten eğitim ve öğretime önemle vakit ve enerji ve kaynak ayırması kaçınılmazdır. Türk eğitim sisteminin de yine bu meyanda olmazsa olmaz en önemli dayanağı eğitimdeki insan kaynağını güçlendirmektir. Burada da en büyük yük eğitimimizin efendim olmazsa olmaz paydaşı olan eğitimcilerimizdir. Yani büyük emek sarf eden efendim 40 yıl köle olunabilecek öğretildiği bir harf karşılığındaki öğretmenlerimizdir. Dolayısıyla yeni nesillerin mimarı olarak adlandırdığımız öğretmenlerimizin üstlendiği bu ulvi görevleri esnasında karşılaştıkları bir takım sorunları var. Bunu zaman zaman bütün parti grupları gibi biz de Milliyetçi Hareket Partisi adına aynı zamanda bir eğitim komisyonu üyesi olarak sıklıkla dile getirdik. Bunlar şu anda bizi heyecanla dinleyen gerçekten büyük bir kitle. Olmazsa olmaz bir kitlemiz. Niye? Çünkü 18 milyonu aşkın bir öğrenci kitlesine hizmet götüren ve 1 milyon 66 bin civarındaki eğitimcimizle ilgili bir takım şeyleri dile getiriyoruz. Bunların sıkıntıları, sorunları var. Ama her şeye rağmen ülkeye olan bağlılıkları, evlatlarımıza olan sevgi ve muhabbetlerinden dolayı eğitimlerinden en ufak bir hizmet eksikliği sunmamaktadırlar. Saygıdeğer milletvekilleri, elbette ki eğitim camiamızın üstün neferleri, büyük insanlar, eğitimcilerimizin gerçekten bir takım özlük haklarıyla ilgili, efendim tayin gibi, eş durumu gibi, görev aldıkları yerlerde kadro sıkıntısı gibi bir takım sıkıntıları var. Zaten en büyük sıkıntı bunların 3 grupta sınıflandırılması. Yani kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ders ücreti karşılığı ücretli öğretmen diye sınıflandırılması gerçekten yapılan iş tek olmasına rağmen böyle bir üçlü bir kategoriye tabi tutulması başlı başına bir sıkıntı. İnşallah bunların bir an önce halledilip bunların özlük hakları ve tek statüde toplanması bizim için çok elzem ve çok kaçınılmaz bir hizmet olacaktır düşüncesindeyiz. Öte yandan kanayan bir yara, kendileri çok mütevazi davranıp fazla dile getirmeseler de biz farkındayız olayın. Bunların kazançları noktasında sınıftaki o saygın duruşları, gerçekten üstlendikleri o ulvi göreve uygun sosyal ortamlarda, toplum içerisinde maalesef mali sıkıntılarından dolayı, maaşlarının yetersiz olmalarından dolayı, ders ücretlerinin çok düşük olmalarından dolayı karşılık bulmamaktadırlar. İşte Türk Eğitimse'nin yaptığı bir araştırmada öğretmenlerimizin hemen hemen %17'si kredi borçlusu. Şimdi böyle bir mali resim karşısında gerçekten bu öğretmenlerimizin sınıfta, doğal ortamlarında üstün bir performans sergilemesi beklenemez. Bu anlamda böyle bir sorunsallık içerisinde büyük bir mücadele veren, gerçekten her türlü cefaya, her türlü efendim fedakarlıkla cevap veren bir kitlenin bu tür sıkıntılarına çare olmak asıl maksadımız. Buna son zamanlarda bir de bizim de kanun teklifi verdiğimiz bir grup daha var ki o da çok dikkat edilmesi gerekir. Nedir bunlar? Efendim biliyorsunuz dershanelerin kapatılması süreci başlatıldı Türkiye'de. Bu dershanelerin kapatılınca tabii büyük bir ihtiyaç vardı. Bunu nasıl giderecektik? Bunu hafta içi 18'den sonra hafta sonları yine öğretmenlerimizin takviye edilerek verildiği bir hizmetti. Ama maalesef bu hizmet karşılığında alınan ücretler çok düşük, çok sembolik ve öğretmenler buna çok fazla gönüllü olmadılar. Çünkü hafta içinde zaten canları çıkıyor. Bir de ders yükü üstüne yüklenip hafta sonlarında da böyle bir faaliyet var. Bari hani efendim çorbada tuzumuz misali bu ücretlendirmenin daha önceki kanunda söz konusu geçen rakamlar efendim 140-150 civarında, 130-150 civarında iken biz bunun bir an önce
yükseltilerek 250'lere çekilmesi noktasında bir kanun teklifi verdik. En azından bu fedakarlığın sembolik de olsa bir karşılığı olur diye düşünüyoruz. Bugünlerde büyük fedakarlıklarla gerçekten abide şahsiyetler olan öğretmenlerimizin bu kanayan yaralarına bir nebze merhem olmuş oluruz diyorum. Ben yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.